Bugün biraz önce de ifade edildi iyi bir şey yapacağız. Aslında Ensar Vakfı'na ait olan bir yurtta yaşananlardan sonra kurulmuş bir komisyon raporu vardı. Bu rapor bir buçuk yıldır meclisin deyim yerindeyse klasik deyimiyle tozlu raflarında bekliyordu. Ama geçen hafta yaşanan kan donduran insanın insanlığını sorgulatan olaylardan sonra bugün toplumdaki infial meclisinde nihayet o raporu alıp görüşmesi noktasında tecelli etmiş oldu. Tüm partiler zaten benzer öneriler getirmek istiyordu ve önergelerimizi çektik. Üzerinde uzlaştık ve hep birlikte bunu görüşeceğiz. Geçen dönem 24. dönemde Soma Komisyonu kurulmuştu biliyorsunuz. Bunun dışında ama nasıl kurulmuştu? Soma faciası yaşandıktan sonra kurulmuştu. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları araştırılsın diye önerilmiş, reddedilmiş, büyük facialar yaşandıktan sonra kabul edilmişti. Bonzai Komisyonu Bonzai'deki belki yüzüncü vakadan sonra kabul edilmişti. Ve şu anda geçen dönem kurulmuş olan örneğin hekime şiddet Gaziantep'teki bir doktorumuzun herkesin gözü önünde Ersin doktorun bıçaklanmasından sonra 11 kez reddedildikten sonra kurulmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada bir dönüp bakalım. Hepsi için aynı ama bütün milletvekillerimizi meclisin web sayfasına girip örneğin Soma raporu yazmaya davet ediyorum. Karşısında ne yazıyor biliyor musunuz? Raporu görüşülmedi, parantez içinde hükümsüz. Soma Komisyonu dört ay çalıştı, madenlere girdi çıktı. Dört başı mamur öneriler yazdı. Üzerinde ortaklaştığımız kısmı birlikte yazdık. Üç siyasi parti muhalefet şerhlerini yazdılar. Ama iktidar bir türlü getirmedi gündeme ve Soma Komisyonu artık hükümsüzmüş. Dün altı sayın bakanın görevlendirilmesi bir yandan umut verici ama bir yandan 10 yıldır çocuğa karşı şiddet yüzde 706 yokken, kadına karşı çocuk istismarı yüzde 700 artıyorken, çocuk e, kadına karşı şiddet yüzde 1406 yokken, yaptığı politikalarla sorunu çözmek yerine sorunu büyütenlerin çözümün bir parçası olmayacağı açık. Çözüm burada. Oturup altı bakanın önce gelip bu komisyonun raporunun dinlemesi lazım, ardından da bu konuda mecliste gerekiyorsa yeniden bir komisyon kurmak lazım. Yoksa sorunu yaratanlar, büyütenler, önlemeyenler 15 yılda her şeyi yaptık deyip çocuk istismarını 1'e 7, kadına karşı dedi 1'e 14 arttıracak politikaları sürdürenlerin çözümün bir parçası olması zor görülüyor. Burada eğri oturup doğru konuşmak lazım. Elbette çok yerinde bir şeydir bugün yapacağımız ortaklaşma ama hükümet merkezli değil meclis merkezli bir çözümün gerekliliği ve hepimizin ortak aklına ihtiyaç duyulduğunu görmek lazım. Son olarak Sayın Başkan önce geçtiğimiz hafta günü Sayın Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Meclis Başkanımız Kadri Mısıroğlu'nu ziyaret ettiler. Ziyaretlerinin resimleri burada. Elini tuttular, gözüne baktılar. Meclis Başkanının yanında da Şevki Yılmaz vardı. Meclisin Başkanı ve ülkenin Cumhurbaşkanı kimi ziyaret ediyor? Keşke Yunan kazansaydı ne hilafet yıkılır ne şeriat ortadan kalkardı diyeni, Yunan'ı 500 sene idare ettik yendik diye bayram mı yapılır diyeni, 10 Kasım'da 9'u 5 gece kenefe gidin diyeni, kiminle birlikte ziyaret ediyorlar? Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz. O yüzden Atatürk anıtına çelenk koymadım diyen Şevki Yılmaz'ı da yanına alıp ziyarete gidiyor. Şunu deriz meclis olarak. Kadere bak deriz. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber. Herkes de kimin elini tuttuğunu, cuma günü bu eli tutanların pazar günü kimin elini tuttuğunu, Atatürk'e Cumhuriyet'e laf söyletmeyenlerin bu tutulan ele bir laf söyleyip söylemeyeceğini de merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum saygılar.